Masonlar da felsefelerini tıpkı Kabala'da olduğu gibi açık bir şekilde değil, gizli bir şekilde semboller ve işaretlerle açıklarlar. Harici dedikleri Mason olmayanlar bu sırları hiçbir şekilde öğrenmemelidir. Aksi takdirde Masonik çalışmaları zarar görecektir. Peki bu gizliliğin sebebi nedir? Öğrenildiğinde zarar göreceğini düşündükleri çalışmaların karanlık içeriği ne olabilir? Masonluğun kökenini incelediğimizde materyalist öğretiyle karşılaşırız. Yıllar süren bir eğitim süresince üyelere hümanist dinsizlik öğretilir. Her ne kadar bir masonun mutlaka bir dine mensup olması gerektiği anlatılsa da gerçekte masonluk din ahlakının karşısındadır. Bu masonlara bir eğitim süreciyle telkin edilir. Derecesi ilerledikçe mason birader, yaratıcımıza karşı sorumlu olmadığı ve din ahlakının yaşanmaması gerektiği gibi sapkın ve batıl inanışları yavaş yavaş kabul edecektir. Bununla birlikte locada mason biradere antik bir öğretinin eğitimi verilmektedir. Aralarında mabet diye adlandırdıkları locaları, ritüel dedikleri ayinleri ve evrenin ulu mimarı diye çağırdıkları sözde tanrılarıyla masonluk ilahi dinlere karşı olan putperest bir dindir. Bu putperest din, Kabala'da yazılı olan Firavun'un büyücülerinin dinidir aslında. Masonların kullandıkları semboller tamamen Kabala kökenlidir. Çünkü masonlara göre gerçeklere ulaşmalarını sağlayacak olan bilgi kaynağı Kabala'dır. Mason mabedinde dağıtılan yayınların birinde masonlukla Kabala arasındaki bu ilişki şöyle dile getirilir. Kabala, bilinçaltının kapılarını açan ve ruhu saran manevi değerlerin dışarı çıkmasını sağlayan anahtardır. Masonluk, onu insanın yaşama anlaması için gerekli görür. Masonlar içeridekiler, mason olmayanlarsa dışarıdakilerdir. Yani hariciler olarak adlandırılırlar. Masonların batıl inanışlarına göre mason olmayanlar yani hariciler karanlıklar içindedirler. Yalnızca masonlar gerçeğin ışığıyla aydınlanmakta ve erdemler kazanmaktadırlar. Türkiye'deki localarda bilimsel gerçeğin ışığı diye adlandırılan bu sahte ışık sekülerizm yani dinsizliktir. Bu arada sözde erdemlerin kaynağı olarak kabul edilen Kabala titizlikle saklanan bir sırdır. Yeni birader olmuş biri bu sırdan habersizdir. Yıllar içinde derece derece eğitilen masona, materyalist felsefe yavaş bir şekilde aşılanır. Bu felsefe 33 derece içinde yıllara yayılarak kişiye aşılanır. Masonların deyimiyle ışık uykulu gözlere yavaş yavaş verilir. Her derecede mason sınanır ve öğrendiklerini hayata geçirmesi istenir. Örneğin bir masonun özellikle 27. dereceyi aşabilmesi için kesinlikle tüm inançlarını terk etmiş ve dünya görüşünü masonluk prensiplerine uydurmuş olması şarttır. Bu safhadan sonra mason hayatını tamamen materyalizme göre yorumlar. Yıllar içinde üstadlarının elinde eğitilmiş olan mason için artık her türlü ahlaki değer yerini materyalist yaklaşımlara bırakmıştır.